Çok büyük hata şampiyon seçim ekranında bence. Doğru oynandığı takdirde. Burada koridor aşamasında Rice 0-2 olmasının bile hiçbir önemi yok. 0-3 olmasının da hiçbir önemi yok. 2 eşyaya ulaşıldığı zaman Rice... Sıfırlandı. Gromp beni dertlerinize karıştırmayın dedi adeta. Şimdi Longbee oraya geldi. O kontrol toteminin ömrü yaklaşık 3,5 saniye oldu böylece. Karanlık esaret orada Longbee'ye tutuyor ama rahatlıkla çıkacaktı. Şimdi ışından geliyor. Dark Passage o tarafa doğru kaçarsa bu kötü fikir olabilir. Diğer taraftan da Tyrax geliyor. Adeta kapattılar rakiplerini. Kirey'nin zırçası yok. Kirey'nin başı dertte. Diğer tarafta bu arada kimi yakaladılar? Luger'i de yakaladılar. O skor da geldi. Şimdi Kirey skoru da gelecek mi acaba? Tyrax alırsa bu skoru. Her şey tam istediği gibi olmuş olacak. Tyrax'a gidiyor skor. Alevejleri de olabileceği. Heva Gaming adına en iyi yerde. 6. dakikada 3 skor birden çıkıyor. Bir de Alevejleri. Olabilecek en iyi senaryo olsa gerek bu. Kirey'nin çok gereksiz açgözlülüğü çok pahalıya patladı HVA'ya. Oraya girdi, alt koridorunda peşinden sürükledi. Fakat bu sırada Humanoid kendi üstüne dönmüştü. Tyrax çok çabuk müdahale etti. Olağanüstü bir başlangıç. 1200 altında öne fırladılar. Alev Ejderi'nin bu farkı körüklediğini unutmuyorum. Ya Kirey bu arada bir kez daha macera peşinde. Yalnız Strix'e yakalanacak. Tyrax'a gelecek 5. seviye ama Nocturne skorunu rahatlıkla alacak gibi görünüyor. Şimdi arkadan yalnız geri dönüş skorunu almak için gelmeye çalışan bir Humanoid. Doğru. Dolayısıyla benim nezdimde tamamen hak edilerek kazanılmış bir ödül. Şimdi Tyrax'ın ulti geldi. Başı dertte olan bir Ryze var. Yere saplandı. Tyrax'la birebir yapmaya çalışan Humanoid. Gaming. Onlar işi uzatıyor. Bu arada şimdi paranoya kullanıldı. Arka tarafta Tyrax'ın serisini bitirmeye çalışacaklar. Kirey'i. O seriyi bitirmeyi başardı. Bu arada ışınlanın. Orta koridorda bir 2-2 göreceğiz. Yine bir ulti kullanıldı Tyrax'tan. Trix içeride yandı. Şimdi Kirey'nin gelişiyle beraber patlayan fişi. Çok güzel geliyor Trix'ten. Kirey'nin de başı dertte. Orada yine extende. Bir isabet dalgasıyla yardım geldi. Kirey sıçrayı kullandı ama Tyrax takibi sürdürüyor. Son bir zehir. Kirey'e isabet etmiyor. Kirey oradan çıkmayı başardı. Gerçi Humanoid az önce skor vermemiş gibi. Şimdi rune hapsi kullanıldı. Güzel bir kronometre. Kirey'nin ultisi de boşa gitti. Şimdi Trix'ten iki kişilik bir vücut darbesi görülmüş. Sıçrası olmadığı için birazcık zor. Arkadan yalnız Longbee geliyor. Luger geliyor. Ultisini aktifleştirdi Longbee. En azından Trix'i yakalamak istiyor. Onu da yakalayamadı. Ama yakalamasına gerek yok. Trix'i kaçtığı yerde düşüren Longbee oluyor. Ve orta koridordan ilk kule altınını almaya çok yakın bu arada. Darktasını alacaklar. Yalnız kuleye vuracak kadar yaklaşamadılar henüz. PBD orada, PBD orada. Karanlık eserti kaçırıyor. Son bir vuruş. Ve Luger'le Humanoid paylaştı o noktada altını. Ya şu başlangıç, şu koridorda seviyede öndeler. 3-1-1 oynayan Cassiopeia karşısı 1-2-2 oynayan Ryze de aynı seviyede. Bu arada Ryze bir skor daha verecek Humanoid. Tyrax'a gidiyor bu skorda 4-1-1. Bakalım bunu bir kuleye çevirebilecek mi EVA Gaming? Orada yaz Meganar, Meganar olacak ve bir savaş başlatmak istiyor. Kirey'in dikkat etmesi lazım. Hop gelecek oraya. Armut sıçrayı kullandı. Arkaya servis etti. Çok atın düşmesi biraz daha uzun sürdü. Nocturne çok hızlı şekilde düşüyor. Luger ve Longbee de oraya geldi. Oradaki amaç da Vadin'in alametini biraz durdurmak. Arka taraftan da son hasar verildi. Alamet ikinci kafayı atamadı. Tabii bu tankı eritmek çok kolay olmayabilir. Gerçi şu anda sadece et tank. Yani çok az bir büyü direnci var. Biraz da zırh. Sabretmesi gerekiyor ve Armut'un Meganar'ın bitmesini beklemesi gerekiyor. Yani şu anda oldukça güvenli bir noktada kalmış durumda. Armut'un Meganar'ı bitmedi belki ama ultiyi kaçırdı Armut. Yalnız şimdi Panky bir penceresi olduğunu düşünebilir. Güzel bir yemleme. Kazıklı zemin kimseye tutmadı. Panky sırtçası bekleme süresinde. Panky'nin başı dertte. Son vuruş kimden gelecek? Trix'ten geliyor. Armut. Yani birazdan çıkacak olan Alev Ejderi çok belirleyici olacak oyunda. Bu arada Kirey ultisini kullanacak. Panky de o tarafa doğru geliyor ama kime gidecekler? Arkada Humanoid. Bakalım Cassiopeia'yı yakalamak istiyorlar. Bu sefer Cassiopeia ultisine yakalanmadı ama Kara Kalkan müthiş geldi. PBD'den güzel oyun. Güzel de bu ulti geliyor. Kimse sersemlemeyecek. Orada ışınlar kullanılıyor. Armut birazdan Meganar olacak. Çok atın başı dertte. Armut arkada sersemletmeyi başardı. Longbee'yi düzeltiyorum. Luger'in Luger skorunu aldı. Patlayan fıçı güvenliği uzaklaştırmış olabilir o noktada Longbee'yi Humanoid'i ama HVA Gaming burada istediğini alan taraf oluyor kesinlikle. Armut'tan güzel ışınlan. Takımdan genel anlamda güzel oyun. Mininara dönüştü bu arada. Ama takımın geri kalanının ilgisi yok bu konuyla. Onlar kule almak istiyorlar. Çok iyi bir Meganar ışınlan. Çok iyi bir ışınlan. Çok iyi bir Meganar zamanlaması. Bütün savaşın ya kaderini değiştir demeyelim ama tamamen HVA lehine dönmesini sağladı. Ya PB'nin bu arada bu kadar iyi oynaması bence takım savaşın seyrini değiştiren hamle oldu. Kirey bu arada sıçrak kullanmak zorunda kalıyor. Boomerang! Boomerang geldi ama Longbee takım arkadaşını kurtarıyor. Longbee bunun canıyla ödeyecek muhtemelen. Meganar'a da dönüştü. Tyrax zaman vermiyor. 6. skorunu çıkardı az önceki savaşla beraber. 10 yükü var kara mühründe. 19. dakikadayız. Baron vadide olsa Baron alacak bu takım. Cassiopeia olduğu için anında alırlar zaten. Ama Baron yok. 4300 altınlık bir üstünlük. Yani bu yetenek gücü artışı Cassiopeia'nın ekmeğine yağ sürer. Panky kazıklı zeminle deniyor ama imkanı yok. Trix
Hiç fena atmadılar bu arada. Hemen geri dönüyoruz vadiye. Burada bir savaş çıkacak gibi görünüyor. Trix arkada Ryze'i yakaladı. Humanoid'in başı dertte. Humanoid'i düşürebilecekler mi? Hayır. Düşüremediler. Kire'yi arka saplarda. Bakalım oradan skor çıkaracaklar mı? Terax'ı düşürdüler. Orada Raid Boss'u aldılar. Takım savaşını kazanmalarını sağlayacak olan şey bu olabilir. Armut bu arada Humanoid'in başını derde sokmaya çalışıyor ama mekan sapması. Ryze'i güvenliğe uzaklaştırdı. Diğer tarafta yalnız bir 3'e 3 var. Lugen'in canı oldukça azaldı. Gizemli atışlar mükemmel şu ana kadar. Yine ek sadece gizemli atışlarla. Armut'a bu skoru hazırladı. Long ile Lugen'in başı derde. Boomerang geliyor mu? Boomerang iki kişiye tuttu. Arka yaşından gelecek bu arada. Yalnız tüyler güzel çekildi. Longbee de düşebilir. Humanoid geldiğine pişman olmuş olabilir. Humanoid gittiği yerde Trix'in vücut darbesine kafa attı. Işınlarını kötü bir yere kullanıyor. Şimdi hızlandırdı yalnız kendisini. Humanoid'in buradan çıkışı var mı? Inex bir sihir geçişi kullanabilir. Longbee geldi yalnız. Humanoid'u tutan bir gizemli atışta. Sihir geçişi, gizemli atış kombosu şu ana kadar Inex'i inanılmaz hasar vermesini sağladı. HVA tabii benzer bir senaryonun hayalini kuruyor. Şimdi arka tarafta skoru almak üzere yine X'in üzerine giden Kire'yi skoru almayı başarıyor. 600 altın geldi bir de buraya kadar. 600 altın geldi, evet. Şimdi skorda oradan Baron güçlendirmeli minyonları tutabilecek isimler birazcık limitli. Bu isimlerden bir tanesi Humanoid ama Hetsen Ağır'ın aslında maç öncesinde söylediği ayrık ittirme görevini yürütmeye çalışıyor şu anda ama inhibitör kulesinde kaybetmesiyle sonuçlandı bu. Dark Passage'in skorda orada. Bu arada Heyvan'ın acele etmesi gerek yok. DP'nin ama savunma yapmaya aslında gerek var. Yani 3. inhibitörü kaybederlerse tabii onun geri dönüşü çok daha zor. Longbee kanatlarda bir pozisyon arıyor. Burada PBD'nin rolü çok çok önemli. Yani Longbee'nin savaş başlattığı taşıyıcılardan bir tanesine, özellikle Terrax'a o kara kalkanı vermesi lazım PBD'nin. Ve bu minyon dalgası bu baskıyı kurmak için vakit gibi görünüyor. Humanoid oraya gelecek. Yalnız Humanoid'in geldiği noktayı Trix kapattı hemen ve inhibitor kulesini çok rahat almayı başardı EVA Gaming. Bunu sergiliyorlar. Maç kapatma oyunu sergiliyorlar. Humanoid bu arada canı çok azaldığı için geri gitmek zorunda kaldı ve 3. Ya bir tuzak deniyor ama. Şimdi bu arada mekan sapmasıyla Humanoid geldi. Yalnız harika bir zehir geliyor. Arka tarafta Longbee'yi düşürecekler. Kronometreden çıktığı gibi skor geliyor. Koruyucu meleğini de aldılar Kirey'nin. Şimdi paranoya kullanıldı. Savunma amaçlı bir paranoya. Yalnız Terrax zehriyle beraber skoru çıkardı. HVA Gaming süper minyonları da arkasına aldı. Maçı bitirmeye, seri henüz bitmedi demeye gidiyor. 2-1 olacak burada seri. Sadece Luger ve Humanoid hayatta ama burayı tutmalarının imkanı yok. Süper minyonlar bile tek başlarına bu maçı bitirebilir. HVA Gaming ilk iki maçta gösteremediği karakterini burada fazlasıyla ve layıkıyla gösteriyor. Ve seride 4. karşılaşmaya doğru gidiyoruz. Bakalım o maçta seri bitecek mi yoksa Silver Stripes kulaklarımızda çınlamaya başlayacak mı? Bu sefer daha iyi bir seçim yasaklama ekranıyla oyuna bulaştırmasına rağmen Dark Passage uygulamada ciddi sorunlar. İşte HVA ise uygulamada bu sefer çok daha şey. Alt koridorda en büyük sorun yaşadıkları alt koridorda bile 2-2 kazandılar. Çok önemli hatalar yaptı.